kısa adı İSMAT olan İstanbul'da bulunan Malatyalılar Derneğimiz bugün piknik düzenledi. Başkanımız Ömer Akbulut yanımda. Başkanıma Malatyalılar adına teşekkür ediyorum. 2 yıl sonra böyle bir araya getirdin, buluşturdun. Herkes gönüllerince eğleniyorlar. Teşekkür ediyorum başkanım. Biz teşekkür ederiz. Özellikle bugün çok mutluyuz. Anadolu yakasında ilk kez böyle güzel bir organizasyon yaptık. Malatyalıları bir araya getirdik. Malatyalı hemşerilerimizle bir araya gelmenin sevincini yaşıyoruz. Katılım sağlayan tüm dostlara, hemşerilerimize, belediye başkanımıza, dernek başkanlarımıza, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Gerçekten bizim için bulunmaz bir sevinç, istek ve arzuydu. Onu gerçekleştirdik. Onun sevincini yaşıyoruz. Başkanım, bu tür etkinlikleri yapmak kolay değil, zordur. Siz zoru başarıyorsunuz. Evet. Ben tüm Malatyalılar adına yine teşekkür ediyorum. Darende Belediye Başkanımız da geldi. Tüm dernek başkanımız, federasyon başkanlarımız buradalar. Ben hepsi adına teşekkür ediyorum. Senin bu gayretlerin, çabalarından dolayı. Eyvallah. Bizler o dernek başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizleri yalnız bırakmadılar. Malatyalıların yanında oldular. Çünkü onlar da Malatyalı sevdalısı insanlar. Anadolu yakasında böyle güzel bir organizasyonun içerisinde bulundular. Biz yani onun için teşekkür ediyoruz. Böyle etkinliklerin olması hakikaten çok güzel. Arzuladığımız bir şeydi. Güzel bir yönetimimiz var. Yönetimimizle arzuladık. Dedik ki böyle bir organizasyon yapalım ki tüm hemşerilerimizi bir araya getirelim. Herkesin yüzünde güler yüz, tebessüm, eğlence, neşe hepsi vardı. Onu hissettik. İnşallah daha güzel birlikte organizasyonlar yapmak nasip olur bizlere. Ben tekrar katılım sağlayan tüm hemşerilerimize ve dernek başkanlarımıza, başka illerin dernekleri var, dernek başkanları vardı, Sivaslılar vardı, Adımanlılar vardı. Yani gurur duyduk. Biz ayrıca sizlere teşekkür ediyoruz. Böyle eyvallah. Bir organizasyonu bizim tüm Malatyalı hemşerilerle buluşturacağınız için. Çok teşekkür ederim başkanım. Teşekkür ederim. Sağ olasınız, var olasınız. Evet, bu güzel pikniği düzenleyen başta dernek başkanımız Ömer Akbulut ve yönetimine teşekkür ediyoruz. İki sene pandemi döneminden sonra çok şükür bugün Malatyalılar güzel bir piknikte buluştular. Öncelikle dernek başkanımız Ömer Akbulut'a teşekkür ediyorum. Sonra da buraya katılan belediye başkanımız İsa Özkan'a, Darende Dernekler Federasyonu başkanımız Sayın Hulusi Eser'e, tüm dernek başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Sağ olsun Ömer Başkanım, bugün Sultanbeyli Malatyalılar olarak bütün Malatyalılar davet etmiş. Aydos Orman Alanı'nda güzel bir piknik oldu. Biz de federasyon başkanlarımızla, belediye başkanımız gelmiş, dernek başkanlarımız burada. Herkese sağ olsun, emeğine sağlık. Ömer Başkanım'a çok teşekkür ediyorum. Güzel bir program. Bizleri buluşturdu. Malatyalıları, Darendelileri, Pötürgelileri, Hekimanlar hepsi burada. Güzel bir program. İnşallah şimdi yemeğimizi yiyip evimize gideceğiz. 2-3 tane daha programımız var. Ondan sonra evimize gideceğiz Haydar abi. Özlemişiz değil mi başkanım? Evet, 2 yıldır. Çok özledik. Halayı özlemiş insanlar. Yeşilliği özlemiş. Evet, birbirini özlemiş. Pandemi bayağı bu şeyi uzattı ama inşallah bundan sonra öyle bir şey olmaz. Herkes de böyle piknikler devam eder. Yazın zaten piknik olayları var. Dernekler piknikleri yapıyor. Biz de onlara katılım sağlıyoruz. Dernek başkanlarımızdan Allah razı olsun. Rabbim inşallah o günleri bir daha göstermesin. Amin. Böyle güzel günler amin. Nasip etsin amin inşallah. Amin. Burada Karabacaklı hemşerilerim en fazla bunlar var. Yani Sultanbeyli deyince Karabacaklılar var, Nurguyullar var. Ömer Başkanım da bugün çok büyük sevap aldı. Teşekkür ediyorum başkanım. Ben teşekkür ederim. Sayın Belediye Başkanım, çok kıymetli Pötürge Federasyon Başkanım, Darende Dernek Başkanlarımız, Hazur'un, Sayın Malatyalılar, Darendeliler, Pötürgeliler, başka kimse yok zaten. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz de Darende Dernek Federasyon olarak Ömer Başkanım'ın davetine icabet ettik. Bundan sonra bir programımız daha var. Biliyorsunuz yaz geldi, her tarafta piknikler var. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum, saygılar sunuyorum. Yanımızda Gülümoğlu Çiğ Köfte Yasin Usta var. Yasin Usta, mükemmel bir piknik oldu. 2 yıldır özlemişiz. Pikniği de, konuşmayı da, sohbeti de, muhabbeti de özlemişiz.
Evet, çok güzel oldu. Allah razı olsun. İşte biliyorsun, 2 senede beri Naletol'un hastalıktan dolayısıyla 2 senede beri içerek kapandık. Çok şükür o hastalığı atlattık. Öncelikle diyelim, ölenler Allah rahmet eylesin o hastalıktan. Hasta olan da Allah şifalar versin. Dernek yönetimine, Ömer Akkul'da, bütün yönetime çok çok teşekkür ederim. Bu organizasyonu yapanlara, Nur Kuyusu buradaydı, Darende buradaydı, bütün Malatya buradaydı abi. Anlatacak bir şey yok abi, çok güzel, evet, bir şey oldu. Özlemişler. Çünkü özlemişik abi. Özlemişler değil mi? Aynen, çok özlemişler. Yani bir araya gelmeyi, sohbeti, muhabbeti, evet, oynamayı, türkü dinlemeyi, hepsini özlemişler. Çok özlemişler, çok güzel oldu. Allah'a kese, kim yemek geçmişse Allah razı olsun. Öncelikle ben sana teşekkür ediyorum. Senin katkıların her zaman çok. Her yerde var katkıların. Nereye geçsen çiğ köften beraber yanında götürüyorsun, yediriyorsun. Ben öncelikle tüm Malatyalılar adına sana teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Haydar Bey. Biliyorsun beraber bu yola girdik. Bu yolda gidiyoruz. Biz her zaman Malatya varsa ben varım. Darende varsa ben varım. Nur Kuyusu varsa ben varım Hacı Haydar abi. Ben sana yürekten teşekkür ediyorum. Burada senin gibi yürekli insanların sayesinde bu piknikler oluyor, bu tür etkinlikler oluyor. Ben sana çok teşekkür ediyorum Yasin Usta. Ben teşekkür ederim. Burada bütün Malatyalılara, Darendelilere, Nur Kuyusulara, bütün akrabalarıma, anneme, babama burada selamlarımı gönderiyorum. Peki, teşekkür ederim. Bir dahaki piknikte görüşmek üzere diyelim. İnşallah görüşmek dileğiyle. Hadi abi. Şu anda yanımızda Aşağı Ulupınar Dernek Başkanımız Adem Kurnaz var. 2014-2019 yılları arasında Sultanbeyli Malatyalılar Dernek yönetiminde merhum başkan Mevlüt Çalışkan'la beraber yönetimindeydik. Rabbim ona da rahmet eylesin cümle ölmüşlerimizle beraber. Ömer Başkanıma da başarılar diliyorum ve güzel bir organizasyonla bütün hemşerilerimizi burada toplamış. Güzel bir birlik beraberlik göstergesi sivil toplum örgütlerinin en güzel örneklerinden bir tanesi oldu. Bundan sonraki güzel toplantıların, hayırlı işlerin de kapısını açacağına inanıyorum. Darende'nin sevilen sesi, sevilen sanatçısı, sevilen bestecisi. Allah razı olsun. Çok değerli arkadaşım Ahmet Satılmış. Çok teşekkür ederim Haydar abi. Bugün hemşerilerini coşturdu, eğlendirdi. Bir anda hüzünlendirdi. Hoş geldin. Hoş bulduk Haydar abim. Çok teşekkür ediyorum. Vay Ahmet abim benim. Evet. Nasıl? Özlemişler mi seni? Özlemişler, evet. Haydar abi sahnede var ya, o kadar böyle güzel coştu ki, sen de oradaydın gördün abi, hemşerilerle o kadar çok özleşmiş ki. Hakikaten gerçekten yani, çok özlemişler abi. Ya, tabii ben ismini söylediğim anda daha burada yokken bile yoldaydı, biraz şeye takıldı arkadaşları beklerken. Ben anons ettiğimde bile burada yokken bile acayip bir alkış tufanı koptu. O yüzden güzeldi. Hem seni çok seviyorlar, aynen, hem de seni çok özlemişler. Çok teşekkür hani, ederim Ali Bey, sana da çok derler teşekkür ederim. Şöyle bizim elden olsun anladığım dilden olsun. Ahmet bizim elden anladığımız dilden olsun. Haydar abi. Öncelikle Güneş Doğarken programına sevgili Haydar Alçı'ya çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Eğer bugün benim... Haydar abi de bizim gözümüz, aynen, kulağımız, canımız. Aynen. Bugün benim biraz ismim varsa o da sevgili Haydar Alçı'nın sayesinde. Eyvallah. Benim ilk klibimi çeken, sevdim seni Malatyalı eserime, ilk klibimi çeken ve yayınlayan, destekleyen Haydar Alçı. Gerçekten ona çok şey borçluyum. Ama ona sana çok bir şarkı. Ediyorum. Öncelikle biz, aynen, birbirimize destek olmalıyız. Tabii aynen ki öyle abi. Aynen. Kendi sanatçımızı getirmeliyiz. Kendi Allah sunucumuzu getirmeliyiz. Kendi ekibimizi getirmeliyiz. Birbirimize destek olmalıyız. Zaten bu birlik beraberlik adına değil mi bu piknikler? Aynen öyle abi. Aynen, aynen. Gelmek budur. Evet, tabii bu arada Ali Bey'e de çok teşekkür ediyorum. İnşallah haftaya ayın 12'sinde Adem Başkan'ın pikniğinde olacağız. Darendeliler hakikaten çok şanslılar. Senin gibi böyle sürekli Allah güzel türküler yazan bir güzel bir adam, sürekli sağlam bir kalemi olan bir adam ve bir de bu kadar iyi niyetli, güzel kalpli, misafirperver, aynen, ve Darendelilerin gözü kulağı olan bir Allah razı abimiz. Eyvallah. Haydar abi. Biz bize yeteriz. Yani aynen, kesinlikle. O yüzden, eyvallah abi, değerlerimize sahip çıkacağız. Biz dostlarımıza, değerlerimize var oluyoruz. Aynen. Ahmet Satılmış'ın yeni albümü çıktı. Yeni albümde kaç tane eser var? 16 tane eser var. Maşallah. Ya beste fabrikatörü değil mi? Beste. Çok olunca abi. Evet. 16 tane eser yaptık. Şimdi özellikle iki tanesi benim çok hoşuma gitti. Ben dinledim, dinlediğim kadarıyla. Merak ediyorum ama hangisi abi? Birisi Malatya'yı gezdim. Sen, sen yoksun. Sen de... Yıllar sonra görem dedim yüzünün. Ölem ölüm yüzünün. Malatya'yı gezdim tozdum, sen yoksun. Nidem nidem
sen yoksun. Çok aradım bulamadım izinin, ölem ölem izinin. Malatya'yı gezdim tozdum sen yoksun. Ölem ölem sen yoksun. Nedem yârim sen yoksun. Darende'yi gezdim tozdum sen yoksun. Ölem ölem sen yoksun. Nedem yârim sen yoksun. Pötürge'yi gezdim tozdum sen yoksun. Ölem ölem sen yoksun. Nedem yârim sen yoksun. Ben demiştim bulacağım seni. Yıllar sonra gittim baba. Ah!
için Malatya'yı da yol eden, ahliden de yol eden aman aman. Benden başka İstanbul Malatyalılar Derneği'nin düzenlemiş olduğu piknik alanındayız şu anda. 1-200 kilometre uzakta Darende Belediye Başkanımız Sayın İsa Özkan geldi, şeref verdi. Buradaki hemşerileriyle buluştu. Başkanım hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Öncelikle ben sizlere canı gönülden teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman için bizleri yalnız bırakmayan, en ücra köşede bir etkinliğimiz de olunca bizlerle beraber olan, bu toplantılarımızı dünyaya, hemşerilerimize duyuran kıymetli kardeşime canı gönülden size ve ekibinize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Haydar Bey diyeyim. Bugün Malatyalıların Dernek Başkanı Sultanbeyli'de birçok derneklerin birleşimiyle bir piknik günü adında bir etkinlik düzenlemişler. Gerçekten de biz de geldik, hemşerilerimizle bir arada vakit geçirelim diye. Burada baktık ki bir Malatyalı değil, adı Yamanlısından eyle tüm hemşerilerimiz bu bölgede bir araya gelmişler. Bizler de çok mutlu olduk. Demin de sizlerin bahsettiği gibi pandemi nedeniyle çok uzun süredir bu türlü etkinliklere hasret kalmıştı. Yine hamdolsun, şükürler olsun, Rabbim bizlere bu günleri verdi. Belki bu bir intihamdı, belki bir yapmaydı diyelim ama bu günlere şükürler olsun. Çok insanları kaybettik. Kaybettiklerimize Rabbim rahmet etsin. Yakınlarına sağlık, sıhhat, uzun ömür versin. Ama hayat devam ediyor. Bu güzellik etkinlikten dolayı ben dernek başkanımıza, bütün katılımcılarda uzaktan yakından buraya destek veren tüm hemşerilerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Tabii 7000 senelik tarihi olan bir şehrin evlatlarıyız. Gittiğimiz yerlerde medeniyeti götürmüş, dostluğu götürmüş, yardımlaşmayı götürmüş, hayırseverliğe götürmüş, hayır hizmetlerine götürmüş bir bölgenin insanlarıyız. Gittiği baktığım zaman buraya gelmişler, hem ekmek sahibi olmuşlar, işveren olmuşlar, yanında iş islam etmişler, saygın kişiliği elde etmişler, yönetime talip olmuşlar ve tekrar dönüp şehirlerine, Malatyalı, Darendelli, Akçadağlı, Pötürgelli'yi hiç unutmamışlar. O bölgeye de değerli hizmetleri, katkılar olmuş, irtibatını kesmemiş bir şehir olarak ben tüm dışarıdaki hemşerilerime teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Tüm hemşerilerimizin de yolu düştüğü zaman mutlaka Darende misafir etmekten onur duyarım. Başkanım, daha önceki belediye başkanlarımızda birisi demişti ki biz İstanbul'a geldik, hanlarda çaycılık yaparak o hanı satın aldık demişti. İşte doğru tespit. Buradaki birçok Malatyalılar geldi, çalıştığı iş yerini satın aldılar ya da yeniden iş yeri kurdular. Bugün hepsi bir aradalar, buradalar ve senin de buraya katılmanla hemşerilerimizin yüzü gülüyor, çok mutlular. Allah razı olsun, şöyle diyorum, Rabbim çalışana verir. Benim hemşerilerim düzgün ticaret vesilesiyle, şöyle diyeyim, yani bizde bir ticaret kültürü vardır. Ticaret de bir sanattır, düzgünlüktür, temeli budur. Bu düzenle çalıştıkları için benim hemşerilerim de mutlaka Rabbimin takdiriyle hepsi işveren olmuştur. Onun temel sebebi hemşerilerimizin düzgün olması, hakkaniyetle çalışmasından kaynaklanıyor. Özellikle Darendeli hemşerilerimiz son zamanlarda, son senelerde mi diyelim, gerçekten çok güzel büyük iş yerleri açtılar. Güzel yerlere geldiler.
Darende'ye geldiklerinde sizi ziyaret ediyorlar. Mutlu oluyor musunuz başkanım? Tabii tabii. Allah razı olsun. Bizlere de yardımcı oluyorlar. Biz birçok eserimizi de hemşerilerimizle gerçekleştiriyoruz. Gerek köylerde devasa, gerek mahallelerimizde çok güzel hizmetler yapıyoruz. Hayırseverlerimizle. Yine yardımda olsun, sosyal faaliyetlerde olsun hemşerilerimizin çok desteğini görüyoruz. Bu bölgede olduğu kadar da kendi bölgelerine bu fırsatı veriyorlar, bu yardımlaşmayı devam ettiriyor. Ben özellikle dernek başkanımız Ömer Akbulut, dernek yönetimi Darende ve Malatyalılar adına teşekkür ben ediyorum. Teşekkür. Buraya kadar geldiniz, evet. Bizi mutlu ettiniz başkanım. Ben de sizlere teşekkür ediyorum Haydar Bey. Hürmetler, saygılar. Darende Belediye Başkanımız Sayın İsa Özkan'a teşekkür ediyoruz. Darendeliler, Malatyalılar neredeyse başkanım orada. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Malatya'nın daha çok Akçadağ yöresinin dangoş pilavı, etli pilav bugün gelen misafirlere, Malatyalılara ikram ediliyor. Bir tarafımda MADEF Başkanımız Yılmaz Durmuş, bir tarafımda ise Dernek Başkanımız Ömer Akbulut. Başkanım, herkese yetecek mi bu pilav? Evet, bugün herkese yetecek kadar pilavımız var. İnşallah afiyetle yesinler hemşerilerimiz. Bu bizim eskiden beri gelenek, göreneklerimizde, düğünlerde, dernekler, pikniklerde, her şeyde bu yemek ikram edilir. Siz bu gelenek, görenek, kültürü burada da yaşattınız. Kesinlikle. Burada bu pilavı ikram ediyorsunuz. Evet, biz düğünlerimizde, taziyelerimizde dongoş, yani etli pilavı yapıyoruz. Sulu olur biraz. Biz bunu dedik ki İstanbul'da, Anadolu yakasında, İSMAD, İstanbul'da bulunan Malatyalılar Derneği'nin kültürümüzü yaşatması açısından böyle bir organizasyon oldu. İnşallah birlikte Yılmaz Başkanım'la birlikte hemşerilerimize ilk ikramımızı yapalım. Yılmaz Başkanım, bir tepsiye alalım inşallah. Başkanım da. Evet. Öncelikle Yılmaz Başkanım'ın görüşlerini alalım. Evet. Şöyle, ben Akçadağlıyım. Yılmaz Başkanım Ötürgeliyim. Ama bugün hepimiz Malatyalıyız. Evet, Malatyalıyız. Evet başkanım, Malatya'nın belli bölgelerinde bu kalabalıklarda bu pilav ikram edilir. Bugün İstanbul'da Aydos ormanlarında bu pilavı ikram ediyoruz ki çocuklarımız bu gelenek göreneği unutmasınlar, bu kültürü unutmasınlar. Neler söylemek istersiniz? Tabii bu Malatyalıların aslında ne kadar misafirperver, ne kadar ikram sahibi olduklarını, yani bu kültürün yıllarca Malatya'da süren bu kültürün de İstanbul'da kayıp olmadığını ve bugün de bunun örneğini sağ olsun Sultanbeyli Malatyalılar Derneğimizin kıymetli başkanı ve ekibi bize burada sergilemiş oldu. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir piknik ortamı, güzel bir organizasyon ve aynı zamanda da böyle güzel bir kültürü yaşattıkları için kendilerine teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Ben hazırlayanlara teşekkür ediyorum. Aynı zamanda yiyecek olanlara da afiyet olsun diyorum. İnşallah hep böyle kültürümüzü biz İstanbul'da unutmayalım ve tanıtmaya da devam edelim inşallah. Teşekkür ediyorum başkanım. Herkes acıkmış. Fazla bekletmeyelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemşerilerimize bekletmeyelim. Epeyce bir sıra var. Teşekkür ediyorum dernek başkanımızın şahsında tüm emeği geçenlere. Malatyalıları biz biliyoruz. İkram etmeyi sever hemşerilerimiz. Tekrar emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Evet. Yapanların, hazırlayanların ellerine sağlık. Yiyenlere afiyet olsun diyelim. Pilavı hazırlayanlara bir alkış gönderebilir miyiz? Aile kalın. Çekemem gurbet kahrını, aldı gitti bir yanımı. Sensiz yitirdim aklımı, deli oldum Malatyalım. Sensiz yitirdim aklımı, deli oldum Malatyalım. Malatyalım, Malatyalım, kurban olsun sana canım. Yola çıktım, geliyorum, bekle beni Malatyalım. Malatyalım, Malatyalım, kurban olsun sana canım. Yola çıktım, geliyorum, bekle beni Malatyalım. Yola çıktım, geliyorum, bekle.
bekle beni Malatyalım. Başına çıksam, çıkıp Malatya'ya baksam, sensiz burada olmaz akşam, geleceğim Malatyalım. Sensiz burada olmaz akşam, geleceğim Malatyalım. Malatyalım, Malatyalım, kurban olsun sana canım. Yola çıktım geliyorum, bekle beni Malatyalım. Malatyalım, Malatyalım, kurban olsun sana canım. Yola çıktım geliyorum, bekle beni Malatyalım. Yola çıktım geliyorum de, bekle beni Malatyalım. Çarkı feleğin, bırakmaz sana geleyim. Ben bu diyarın eyleyim, sen olmasan Malatyalım. Ben bu diyarın eyleyim, sen olmasan Malatyalım. Malatyalım, Malatyalım, kurban olsun sana canım. Yola çıktım geliyorum, bekle beni Malatyalım. Malatyalım, Malatyalım, kurban olsun sana canım. Yola çıktım geliyorum, bekle beni Malatyalım. Yola çıktım geliyorum de, bekle beni Malatyalım. Teşekkür ediyorum. Başkan yardımcımız Battal Turan. Gerçekten pikniğimiz uzun süre pandemiden bu tarafa, yani uzun zamandır piknik sezonu yapamıyorduk. Bu vesileyle pandemi geçti, yapmış olduk. Yani bütün katılımcılara teşekkür ederiz. Sizlere de ayaklarınıza sağlık. Allah razı olsun. Buraya kadar geldiniz, bizleri onurlandırdınız. Sizlere de teşekkür ederiz. Gönül ne çay ister ne kahve. Gönül evet. Muhabbet ister, çay kahve bahane derler ya. Evet. Gerçekten gönül sohbet istiyor, muhabbet istiyor, görmediklerimizi görmek istiyor. Değil mi? Kesinlikle. Şimdi öyle bir durum oldu ki belki 3 sene önce görmediğimiz insanlar bugün bu piknikte görmüş oldu. Yani ayrı bir durgu, ayrı bir güzellik oldu hepimiz için. Onlar için de gerçekten ayrı bir atmosferdi. Çocukların sevinci görülmeye değerdi. Dernek başkan yardımcılarımız da İsmet Güler. Güler. Dernek başkanları, katılımcılar, Malatyalılar, herkes buradaydı bugün. Evet. Aynen, tabii ki sizler başta olmak üzere Ali Biricik kardeşlerimiz, sanatçılarımız, belediye başkanlarımız, dernek başkanlarımız, yönetimimiz, gerçekten hemşehrilerimiz, sponsorlarımız, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu uzun süredirli, bu hastalıktan sonra ilk olarak böyle bir toplantı yaptık. Bu toplantımızı bu arkadaşlarımıza, önce Allah'a sonra bunlara borçluyuz. Çok mükemmel oldu ama bana sorarsan yetmedi bu. Bu yetmedi. Allah ömür verir, nasip etse daha güzelini, daha iyisini yapacağız. İnşallah. Önce Allah'ın sonra sizlerin sayesinden. Gerçekten sizde çok bir özveriyle çalıştınız. Hakikaten size çok çok memnun olduk. Eyvallah. Bu memnunluğumuzu biz sizlere ifade ediyoruz yani. Herkese evet. Emeğe geçene teşekkür ediyorum. Yaram derin kanar gülüm, sınavda gurbet
dön be gülüm. Boyun büktüm açar kaldım, Malatya'ya dön be gülüm. Darende'ye dön be gülüm, Yazıhan'a dön be gülüm. Turgut Bey, hoş geldin. Hoş bulduk abicim. Şimdi bu tür piknikler, etkinlikler, evet, geceler sizlerin sayesinde oluyor. Evet, sizlerin katkılarıyla oluyor. Evet. Onun için ben sizleri çok seviyorum. Ben de sizi seviyorum abi. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk abicim. Nasıl geçti piknik? Teşekkürler katılanlara. İlk başlarda teşekkür ederiz. Güzel oldu değil mi? Güzel bir piknik oldu. Şimdi etli pilav ikram ettiler burada. Evet. O bizim geleneğimiz, göreneğimiz, kültürümüzde var. Evet. O yüzden yani, biraz daha... Şimdi 1200 kilometre uzakta, Aydos Ormanı'nda o pilavı yemek nasıl bir duygu? Abi o çok güzel bir duygu. Tabii biraz da biz... öğretimde olduğumuz için biraz daha koşturduğumuz için biraz daha bize daha çok tatlı geldi. Şöyle güzel bir pikniğin sonuna yaklaştık. Evet. Nasıl Haydar geçti abi piknik, şöyle sorsam, şöyle bir analiz yapsak. Her şeyden önce hoş geldiniz. Eyvallah. Emek verdiniz, çekim yaptınız, insanların görüşlerini aldınız. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sayın seyircilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. İki yıldır biliyorsunuz bu pandemiden dolayı insanlar dışarı çıkamadı. Bugün de sağ olsun arkadaşlarımız piknik düzenlediler. Geldik, eş dostu gördük, sizleri gördük, eğlendik, ikramlarda bulunduk. Gayet iyi geçti. Rabbime şükür, çok şükür bugünlere kavuştuk değil mi? Allah devletimize, milletimize zaval vermesin. İşte bugün eşim, torunum, çoluk, çocuk hepimiz toplandık, geldik buraya. Ne kadar güzel değil mi? Çok güzel abi. Allah birliğimizi bozmasın, daim eylesin. Amin. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir günlerde bizi yalnız bırakmadın. Anadolu Yakası, özellikle Sultanbeyli Malatyalıların Derneği'nin kurucusuyum ben de. 15 çok sene güzel hizmet ettik. Ondan sonra birkaç sene önce de bu arkadaşlarımıza devrettik. Biz maddi ve manevi olarak destek verdik. Evet. Veriyoruz da, yanlarındayız. Evet. Sağ olsunlar, onlar da bizi bir büyük olarak mutlaka bizim görüşlerimize alıyorlar. Bir şey sıkıntı oldu muydu söylüyorlar, gidiyoruz geliyoruz, bir sıkıntımız da yok yani şükür. Evet. Gayet iyi. Burada bizi izleyen bütün hemşehrilerimize, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Eyvallah. Allah'a emanet olsun. Bu arada kendimi de tanıtayım. Ali Dündar, Malatya Petürgel'im, Tepan Canbegli. Allah sizleri sağlık, de tebrik ediyorum. Her zaman güzel sizi izliyoruz. Eyvallah. Gurur duyuyoruz sizlerle. Ben Hasan Dündar, Malatya Petürgel'im. 2013'ten beri İSMAD, İstanbul Doğumlu Malatyalar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde yönetimde bulunuyorum. 4 senedir başkan yardımcılığı yapıyorum. Uzun zamandan beri, 2013'ten beri hep bu piknik uygulamasını yapmak istiyorduk ve bugün gerçekleştirdik çok şükür. Bundan emeği geçen Sayın Başkanımız Ömer Akbulut, yönetimdeki birbirinden kıymetli değerli arkadaşlarımız, ayrıca sponsorlarımıza hepsine teşekkür ediyoruz. Söyleyin anama, çok sersin dama, bitti artık hasret çıkmasın cama. Orada çay demlesin tandır dağana, Arguvan'a gün doğmadan oradayım, Akçadağ'a gün doğmadan oradayım.
Pandemi nedeniyle ülkemizde gerçekte yalnız biz değil, Türkiye genelinde bir kaos vardı, millette bir sıkıntı vardı. Sanki dersin böyle hapis gibi, mahkum gibi olan bir kitle vardı. Bu çok şükürler olsun bugünlerimize. Malatya'mızın birliği beraberliği için bugün Sultanbeyli Malatyalılar Dernek Başkanımız, her ne kadar Darendel'de olsa Malatyalılar Dernek Başkanı, böyle yapmış olduğu etkinliklerde kendisine ve yönetim kuruluna teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel etkinlik. Böyle güzel birlik ve beraberlik içerisinde daim olmasını isterim. Ben şöyle bir iki kelime kendim şey yapayım, anlatayım. Ben Anadolu Yakası'nda Ekiman Çevre Köle Dernek Başkanlığı Koruyucu Başkanı 10 yıl yaptım. Aynı zamanda MASOP Anadolu Yakası Bölge Başkanlığı. Şu anda da Anadolu Yakası'nda resmi, yani resmi olmayan, gayri resmi, yani biz kimsenin ne kimlik yarışındayız ne de başka bir. Biz Malatya'nın birlik ve beraberlik olmasına yanayız. Anadolu Yakası'nın Bölge Federasyon Başkanıyım. Konfederasyon Başkan Yardımcısıyım. Bunun Başkanım, için teşekkür ediyorum. Bunun geldiniz. İçin de size, ekibinize, hele de sizin şahsınız adına Haydar abim olarak, kardeşim olarak seni teşekkür ediyorum. Böyle bir programlarda eyvallah, bizleri, Malatya'mızı, Darendemiz olsun, ülke genelindekini en iyi şekilde temsil ettiğin için İstanbul Malatyalılar Dernek adına huzurlarında size teşekkür ederim. Evet, saygılar sunarım Haydar Bey. Piknikleri, açık alanları, toplantıları, futbol turnuvasını özlemişiz. Şimdi başta şunu diyeyim. Bu korona olayı inşallah bir daha gelmez. Amin. Hani Allah'a çok şükür. Bak Ömer Başkanım, Allah razı olsun. Bugün Allah böyle güzel günlerde buluştursun. Nasip eylesin inşallah. Bugün bizi bir araya getirdi Ömer Başkanım ve ekibine teşekkür ediyorum. Yani bugünlerde özlemiştik. Rabbime hamdolsun. İnşallah bundan sonra hep birlikte
Tabii burada seni de sık sık görüşeceğiz inşallah. Eyvallah başkanım. Allah teşekkür olsun. Ediyorum. Milli futbol turnuvasının finalinde inşallah görüşmek üzere. Bu sene finali bayramdan önce yapmayı düşünüyoruz. İnşallah Ömer Başkan'ın da bütün ekibini de davet ediyorum şu anda. Kızıl Mağara Dernek Başkanımız Osman Çalışkan yanımda. Başkanım sağ olsun geldiler. Malatyalıların birlik beraberliğine şahit oldular. Katkıda bulundular. Hoş geldin başkanım. Hoş bulduk Haydar abi. Teşekkür ediyorum. Ne güzel bir gün. 2 seneden sonra değil mi? Evet. Böyle 2 ya da 3. sene diyelim. 3. sene böyle bizim Malatya'nın ya da Türkiye'nin, dünyanın birbirine hasret kaldı. Birbirinden uzaklaştı. Tabiri caizse birbirinden korktuğu bir dönemden çıkıp böyle güzel bir eğlencede buluşması. Bu buluşmaya vesile olan İsmat, Ömer Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok güzel bir organizasyon düzenlemiş. Protokol çok güzeldi. Katılım çok güzel. Neşe çok güzel. Malatya çok güzel. İnşallah bundan sonra bu geçmişte yaşadığımız pandeminin benzerlerini yaşamayız dünya olarak. Bu güzel programlar, bu güzel piknikler, organizasyonlar devam eder. Biliyorsun abi, futbol turnuvası düzenliyoruz. Çok güzel gidiyor. Gelecekte olan yine programlar var. Beraberiz, beraber olacağız inşallah. Hepsi birlik beraberlik adına. Yani evet aynen öyle. Dostluğun, kardeşliğin, arkadaşlığın, akrabalık ilişkilerinin artarak devam ettiği bir Malatya'ya yakışır bir şekilde devam ediyor. İnşallah hep böyle de devam eder. Sabri Albayrak'a şöyle sahneye bir davet etsek. Hoş geldin. Evet. Nasıl abi? Güzel değil mi? Haydar abi o kadar güzel çekmiş ki. Senin evin o kadar belli ki abi. Sanki gitmiş orayı zoomlamış. Tek zaten tek olmuş. Yok yok, tekliği değil. Bence orayı zoomlamış. Cemal İnşaat. Bir de inşaat abi. İnşaat yapıyor adam yani. Şimdi bir müteahhite siz diyebilir misiniz? Buranın değeri bu kadardır diye. Onlar zaten değeri bilir. Abi çok teşekkür ediyoruz. Birkaç şey söylersin değil mi abi? Gerekirse yeni bant da yapıştırırım. Sorun değil. Merhaba arkadaşlar. Kolay gelsin. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler. Derneklerin yapmış olduğu bu piknikler, bu güzellikler, bu geceler hepsi nasıl yapılıyor? İş adamlarımızın katkılarıyla, onların destekleriyle yapılıyor. O iş adamlarından birisi şu anda Hacı Akpınar yanımızda. Hacı Bey teşekkür ediyorum katkılarınızdan dolayı. Biz Haydar abi öncelikle bu güzel organizasyonu tertip eden İsmat yönetimine, değerli iş adam arkadaşlarımıza, sunucu Ali Biricik abimize, siz Sayın Haydar abimiz, sanatçı Ahmet abimiz ve birçok sayamadığımız isime ben de ayrı ayrı teşekkürler sunuyorum. Bu güzel günümüzde bizi yalnız... Darende Belediye Başkanımız, Sayın dernek başkanlarımız... Sayın Darende Belediye Başkanımız İsa Özkan Bey, Dernekler Federasyonu, DADEF, sonra MASTOP, MAKOM, İSMAT ve birçok ismini sayamadığımız STK, köy dernekleri başkanlarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimi sunarım. Bu güzel günümüzde, bu kalabalıkta bizi yalnız bırakmadılar. Ben de Darende otomotif olarak ayrıca size teşekkür ediyorum bu eyvallah güzel yayının çekiminde bulunduğunuz için, bizi yalnız bırakmadığınız için. İnşallah bu organizasyonlarımız her sene tekrarlayacağız. Pandemiden dolayı bayağı bir birbirimizden uzak kaldık Haydar abi. Sen de biliyorsun, daha önceleri de yapıyorduk tekleme de olsa. Ama bu inşallah... ormanın içinde o etli pilavı yemek var ya, ayrı aynen, bir güzeldi. Ya. Aynen öyle, bu etli pilavı hani yabancı misafirlerimiz de vardı. Onlar da gerçekten hayranlıkla izlediler bu organizasyonu. Ki şimdi köylerde tabii o pilav yapılıyor da ama aynen, İstanbul'da Aydos ormanının içinde onu yapmanın amacı zaten çocukların o gelenek görenek kültürü unutmamaları adına. Kesinlikle ve bizim köylerdeki yaşantımızı bir nebze olsun hasretini dindirmek olması. Hani Darende de pilav şenliği yapılıyor. Bu pilav orada ikram ediliyor. Ama işte görüyorsunuz ki İstanbul'un göbeğinde de ikram ediliyor. Kesinlikle yani kendi memleketimizi evet, İstanbul'a taşıyoruz. Gerçekten size çok teşekkür ediyorum bu konuda. Hani tüm Türkiye'ye, dünyaya seyrettiriyorsunuz bu organizasyonları. Evet.